Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan'ı karşılama programı. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben izninizle Sayın Başkanıma, AK Parti ailemiz, aynı zamanda Ali Gölgesiz Bey'e de AK Parti ailemize hoş geldiniz diyorum. Bugünün nişanesine bu çiçeği kendilerine takdim etmek istiyorum. Sayın Başkanım. Ailemize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Cümleten selamünaleyküm. Aleykümselam. Heyecanımı mazur görün mutlaka. Bu arada hata yapacaklarım ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni böylesine güçlü bir şekilde arkadaşlarımla birlikte kucakladığınız için, bu kutlu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için, sevgiyle, muhabbetle sarmaladığınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. Hayatta geçmişe dönüp bakarsak önümüzdeki mutlaka en küçük engellere takılacaktırız diye düşünenlerdenim. O nedenle yarın dünlerimizi bırakıp yarınlarımıza bakmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kutlu bir çağrısı vardı. Memleket millet adına, milli birlik beraberlik adına bizleri davette bulundu. Herkesi davet etti. Bu davete mutlaka icabet etmemiz gerekiyordu. Çünkü ülkemiz zor günlerden geçiyor ve daha zor günleri görmememiz adına birlik beraberlik içerisinde hep birlikte yarınları, Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Ne kadar birlikte ve beraberlik içerisinde olursak, ne kadar çok kollarımızı geniş açıp ülkemizi, milletimizi birlikte kucaklarsak en doğrusunu, en güzelini yapacağımız inancıyla buradayım bugün. İnşallah yarınları dediğimiz gibi sayın vekillerimizle, sayın başkanlarımızla, kademelerdeki bütün arkadaşlarımızla hep birlikte Türkiye'yi yeniden yarınlara daha güçlü bir şekilde hazırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedefi bu yönde. İnşallah bu hedefte sizlerle birlikte yürümek için buradayım. Allah razı olsun. Bu noktada gecesini gündüzüne katan başta il başkanımızı, milletvekillerimizi, ilçe başkanlarımızı, ya Rabbi kaderin üstünde kader vardır diyen reisimizin yolunda bu 2023 yolunun gülsüye çıkma noktasında bizlere gayret ver, güç ver, kuvvet ver Allah'ım. Tüm ölmüşlerimizin ruhu için, tüm şehitlerimizin ruhu için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz ruhu için rızaların en güzeli Allah rızası için el-Fatiha. İl el ele Nazilli için bir olma zamanıdır diyor ve güçlü alkışlarınızla Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan sizlere hitap edecektir, arz ederim. Thank you.
Sayın Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, Sayın Milletvekilleri, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Belediye Başkanı arkadaşlarım, Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, uzaktan yakından gelen değerli misafirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, muhtarlarımız, oda başkanlarımız var. Belediye Meclis Üyelerimize tekrar tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten zorlu bir süreçte her zaman bizim yanımızdaydılar. Meclis toplantılarında hep birlik beraberlik içerisindeydik. Nazilli için neleri iyi yapabilirizdi hep tartıştık. İyiyi, güzeli, doğruyu bulmak adına güzel bir birliktelik olmuştuk. Şimdi daha güzelini yapacağız inşallah. Ona inanıyorum. Değerli abim, Hasan abim var. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün İzmir'de yaşanan şiddet olayını, karşılıklı şiddet olayını şiddetle kınıyoruz, esefle kınıyoruz daha doğrusu. Bu üzücü olayları bir daha yaşamamak dileğindeyiz. Ordumuz seferde, aziz ordumuz bu güzel vatanı, bu güzel milletin güzel topraklarını korumak için canını, kanını, terini ortaya koyuyor. Rabbim ayaklarına taş değirmesin, hiçbirinin kılına zarar gelmesin. Allah onlara yar ve yardımcı olsun. Bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Ülkemizin dört bir tarafı dört bir düşmanla çevrildi. Bu zorlu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel bir çaresi oldu. Milli birlik ve beraberlik adına bu çareye cevapsız kalmak doğru olmazdı. İnşallah hep birlikte, Nazilli burada görüyorum ki Cumhurbaşkanımızın çağrısına hep birlikte evet diyoruz, bizim dediğimiz gibi. Beni yalnız bırakmadınız. Teşekkürler Nazilli. Aylardır şehrimize rahmet yağmıyordu. Rabbime şükürler olsun. Yağmurunu, rahmetini indiriyor şu anda. İnşallah bu birlik beraberlikleri sayın vekillerimle, sayın bakanlarımızla, sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde nazilimize hizmet yağmuru olarak da dönüşecektir. Bunun sözünü hep birlikte buradan veriyoruz. İnşallah hep birlikte nazilimiz daha iyi olacak, daha güzel olacak. Nazilimiz hak ettiği yere tekrar kavuşacak. O zorlu günleri, sıkıntılı günleri hep birlikte yaşayacağız. İnşallah yasal düzenlemeler dahil bütün idare düzenlemeler, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte nazilimizde, sayın vekillerimizin de, teşkilatımızın da, ilçe başkanlarımızın da katkılarıyla hep birlikte güzel eserler oluşturacağız. Nazilli o özlediği hizmetleri hep birlikte alacak sayın hemşehrilerim. Sizi burada birlik beraberliklerik içerisinde görmek beni çok mutlu etti. Bu kalabalık beni gerçekten heyecanlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın rozeti taktığındaki heyecanı tekrar yaşıyorum. İnşallah o hizmet heyecanı sonsuza dek sürecek. Nazilliğe hizmet hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi dinledim tüm şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Temellerinden bir tanesini de burada atıyoruz. Yarınımız nazilisinin en güzel işlerini yapabilmek adına, yapılabilecekleri işi birlikte değerlendirmek adına buraya teşriflerinizden dolayı ben büyük onur duydum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Heyecanımı mağdur buldum. Biraz da şeker yüksek. Artık kulaklar da kuruyor. Tamam. Gerçekleştireceğiz. Sen basınlarsın, hem de Nazilli halkı paylaşacağız bunları. Nazilli halkı özlediği hizmete inşallah bu şekilde en iyi bir şekilde kavuşacak. Başkanım, öncelikle ilk etapta Nazilli halkına ne bekliyor? Belediye olarak biz de biliyoruz. Bir araya geliyoruz. Bakanlıklar ziyaretinde nelerin yapılabilecekleri, ivedi olarak nelerin yapılabileceği, bakanlıklarımızın imkanlarının neler olduğu bakanlarımız tarafından biliniyor. Onları örtüştürüyoruz, buluşturuyoruz ve bir an önce işte cuma günü ziyarette bulunmuştuk. Genel müdürlerimiz, daire müdürlerimiz. Başkan, böyle bir şey yerine mi uygun? Aramayın. Eyvallah. Evet.
başkanlarım var, vekillerim. Teşkilatlarımızın ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bazı arkadaşlarımız soru sormakta ve cevap almakta zorluk çektiler. Ben dersem sayın vekillerimizin, il başkanımızın, ilçe başkanımızın, meclis üyelerimizin de teşrifleriyle ve belediye başkan arkadaşlarımızın da teşrifleriyle burada sorularınızı, sorup cevaplarınızı alabilirsiniz diye düşünüyoruz. Söz sizde. Daha öncesindeki süreçte yaşadığımız sıkıntılarımızı hem basında hem değerli büyüklerimizle, vekillerimizle paylaşmıştık. Sayın Metin Vekilimle beraber DSİ Bölge Müdürümüz gelmişti. Onunla beraber işte Eğriboyun'un üzerindeki Köyler Deresi ve Hasköy üzerinden gelen Kurudere'ye akan, Çakıcı Sokağı akan derenin ıslahı ve plasasıyla ilgili bir çalışma yürütülüyordu. Onlar bir planlama dahilindedir inşallah. Onları da gerçekleştireceğiz diye düşünüyoruz. Altyapı, tabii kurumların çeşitli yetkilerinde olan işler var. Her kurum kendi işini yaptıkça nazirin bütün sorunları çözülecek.